bunun bu haritayla ilişkisi Aslında daha sonraki yıllarda nehir ve karayolunu tercih ediyor seyahatlerinde. Aa. Dolayısıyla o çünkü çok erken seyahatinde yaşıyor bunu. Onun aynı zamanda güvenli yol olarak buraları gösterme gayretin içerisine girdiğini ben düşünüyorum. Peki iki soru aklıma geliyor şimdi sizinle konuşurken. Bu 8 parçaya özellikle haritanın daha ilerki noktalarında sanki daha böyle e, kuzeye doğru gidecekmiş hissi yaratıyor. Bu acaba 8 parça değil belki 16 parça olabilir mi? Ya da böyle planlanmış olabilir mi? Vardığı seyahat noktası son noktasına gördüğümüz için burada pek zannetmiyorum. zannetmiyorum. Peki bir soru daha soracağım. Şimdi Nil haritası çıktı. Vatikan'da sergileniyor. Bu da çıktı. Bu da Katar'da. Ee, bir başka harita ya da haritalar bulmayı umut ediyor musunuz? Evet, Var benim Muhtemelen diyor musunuz? söyleyeceğim ikinci nokta buydu. Buyurun. Bu çok önemli. Çünkü Tuna boylarında çok seyahat etmiş. Hmm. Dolayısıyla ben e, ileride e, inşallah kaybolmamıştır ama i̇nşallah. Tuna boylarının haritasının yine çıkabileceğini e, söyleyebilirim. Çünkü burada birçok suyu e, hem kaynak hem e, şeyden ana şehirden Kollar ayrılan kolları gösteriyor. E, burada yeniden ayrıca bir harita çizmiş olmasına ihtiyaç yoktu. Ama oralardaki gezintisine dair e, bir takım e, haritaların ortaya çıkma ihtimali çok yüksek ve umutluyum tabii kim bulacak bilemiyoruz ama bir gün çıkar. Çünkü önemsiyor bu güzergahı önemsiyor. Şimdi bu güzergahta tabii demin söylediğimiz gibi aslında gidilebilecek yerleri mesela Zaviye demiş. Zaviye Tekke. evet bir tekkenin mekanı ama bunu burada niye gösteriyor? Yani ey yolcu, sen sıkıştığında buraya sığınacaksın. Hmm. Otel, otel. Yani burası <laughs> Evet. Burası aynı zamanda bir yolcunun sığınabileceği yerdir. Özellikle dağları ve dağlardan geçen yolları gösteriyor. Diyor ki, ey yolcu, bakın ben yol diyorum buraya ama çünkü hani o günkü şey içerisinde aynı zamanda sen bir dağ aşıp öbür yola geçeceksin. Hazırlığını ona göre yap. Hı hı. Yani böyle direkt tünel yok. Şey. Dolayısıyla buna özen gösteriyor ve bir takım yerleri bakın mesela diyelim ki burası koymuş bir ziyaret yeri bunu bir tane sembolle yapabilirdi. Bu ne ne burası hocam? Bu bu Musul etrafına doğru geldik. Ha şimdi bir dakika Erzurum'u geçtik? Urfa'yı geçtik. Evet. Şimdi Diyarbakır ve buradan Musul'a geçiyoruz. Musul etrafı. Şurası Musul. Evet. Musul. Şimdi Musul Kalesi'ni gösteriyor ve Musul Kalesi'nin etrafında ve daha doğrusu aşağılarda da özellikle şu bölgede çokça küçük küçük yerler var. Buralarda birçok türbe, zaviye, tekkeler var. Bunları hem ziyaret ediyor hem haritasında gösteriyor. Yani ziyaret ettikten sonra e, kitabını nasıl olsa yazıyor e, deyip bırakmamış haritada göstermekle insanlara bir şekilde yolda e, gösteriyor. <laughs>